Şimdi ilk yarısı çok güzel geçti dediniz. Konut tarafı için özellikle, ama son döneme de bakacak olursak orada da bir düşüş yaşanmaya başladı sanki. Ve siz bu düşüşü neye bağlıyorsunuz? Bu düşüşü faiz oranlarındaki artma ve kredi koşullarındaki sıkılaştırmaya bağlıyorum. Hakeza geçtiğimiz yıllardaki konut piyasasında ya da gayrimenkul piyasasındaki hareketlenme de yine aynı şeylere bağlıydı. Yani kredi koşullarında gevşeme ve sübvansiyonlu düşük faiz oranlarından kaynaklanıyor idi. Dolayısıyla biraz filmi geriye sararsak, Türkiye'de bir iktisadi deney yapıldı. Denildi ki işte biz faiz oranlarını düşürürsek enflasyonu da düşürürüz. Bunun üzerine faiz oranları düşürüldü ama pek toplum ikna olmadı. O zaman TL finansal enstrümanlardan kaçıldı. Daha elle tutulabilir somut varlıklara yöneldi insanlar servetlerini korumak için. Neydi onlar? Otomobiller, efendim gayrimenkuller. Gayrimenkullerde de konut fiyatları çok hızlı arttı. Yani neredeyse yıllık bazda konut fiyat enflasyonu %200'lere yaklaştı. Konut fiyatları hızla arttı. Bu arada insanların bir kısmı dediler ki ya ben somut bir varlık olarak yöneliyorum. Konut almaya da gücüm yetmiyor. İşte 3-5 milyon liram yok. 300-500 bin liram var. Onlar da arazi piyasasına yöneldiler. Böyle olunca da arazi piyasasında hareketlilik arttı. Konut piyasasında hareketlilik arttı. Ne zamana kadar? İşte bu 2023'ün ikinci yarısına kadar artık bu politikalardan devam etmeme kararı alınınca da tam tersi uygulanmaya başlandı. Yani işte kredilerde kısıtlama, ikinci konutlara kısıtlama, efendim verilecek kredi miktarı ile ilgili kısıtlama, sonra faiz oranlarındaki artış ve Türk lirası varlıkları olanların yine Türk lirası varlıklarda devam edebilmeleri için gerekli işte faiz düzeltmeleri vesaire yapılınca konut piyasasını ya da gayrimenkul piyasasını ne hareketlendiriyorsa onun tersi de onun zayıflamasına sebep oluyor. İşte şu sıralarda yaşadığımız olay da bu. Bunu 2024'e uzatırsak o zaman bu basamak basamak götürelim. Eğer kredi koşullarındaki bu sıkılaştırma, bakın ikinci eve kredi neredeyse verilmiyor ya da üçüncü evinizi alacaksanız. Verilen kredi miktarı çok kısıtlı. Ve faiz oranları da bu seviyede devam edecekse, konut kredi faizlerinde de bir değişiklik olmayacaksa, sadece konut kredi faizleri değil, genel piyasadaki faizler de gayrimenkule ilgiyi yavaşlatıyor. Demek ki 2024'te bu faktörlerin etkisi altında görece daha zayıf bir gayrimenkul piyasasıyla karşılaşacağımızı söylüyor bize. Hocam peki bu noktada bu durum fiyatlara etki eder mi? Dolar bazında fiyatlar düşer mi, konut fiyatları? Düşer. Şimdi dolar bazında arttığına göre dolar bazında da düşebilir. Tabii burada dolar bazındayı neden biz söylüyoruz? Reel fiyat artışı olup olmadığımız zihnimizde daha rahat algıladığımız için. Yoksa gerçekte biz iktisat dilinde hep şöyle söylüyoruz. Reel fiyatlar. Reel fiyatlardan kastımız da şu. Enflasyonun üzerindeyse artış herhangi bir piyasada. O zaman reel olarak fiyatlar artıyor demektir. Fiyatlar enflasyonun gerisinde kalıyor ise fiyat artışları bu defa da reel olarak fiyatlar geriliyor deriz. Ama Türkiye'de enflasyonun ölçümüyle ilgili de zihinlerde kuşkular olduğu için dolayısıyla dolara bakarak bir nebze kısa vadede dolar bazında artar mı azalır mı dediğimizde ki muhtemelen önümüzdeki dönemlerde de dolar bazında daha ne denir? Daha mütevazi belki gerileyen ya da durgunlaşan bir fiyatlarla karşılaşacağız.